Herkese merhabalar, ben Hero Olur White Runner. Bugün sizinle bir efsanenin peşine düşüyoruz. Ölüm Mührü bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an Solestheim kıyılarındayım. Haritada yerimi göstermem gerekirse de haritanın sağ üst tarafına doğru denk geliyorum. Görmüş olduğunuz Haknir sığlığına ulaşmaya çalışıyordum. Bölgeye yaklaşınca da videoyu kaydetmeye başladım. Umarım okuduğum kadarıyla, çok fazla da okumak istemedim açıkçası spoiler yememek adına ama umarım okuduğum kadarıyla güzel bir hikaye bugün size anlatıyor olacağım. İlk olarak bir düşmanlarımızı göz gezdirelim. Kulağının içinden vursaydı mıydı? Fazla uzatmadan seninle indirelim. Şşşt, sakin ol. Gördüğünüz gibi bir yağmacı olarak geçmiyor, korsan kaptanı olarak geçiyor. Çünkü hikayemizde korsanlarla alakalı. Olduğun yerde sabit durur musun? Teşekkür ederim. Alanın temizlendiğini zaten müzikten duyabildik hemen. Hızlıca sizi bekletmeden gidiyorum. Şimdi alanı biraz kolaçan edelim. Arkadaşlar üstte görmüş olduğunuz mod Lockpick Pro adında bir moddur. Benim gibi artık defalarca oynayıp kilitlerle uğraşmak istemeyenler için ideal bir moddur. Ama oyuna yeni başladıysanız pek tavsiye etmem. Çünkü o kilitleri açmaya çalışırken açtığınızda vesaire bayağı bir exp puanı kazanıyorsunuz. Onları kaybetmenizi istemem açıkçası. Şimdi burada belli ki... Kuzeyli kalkanına ihtiyacım vardı bu arada. Set tamamlıyorum da arkadaşlar. Burada belli ki gemiden inip gelmiş bir korsan ekibi var. Senle Dayadrok'u ne arıyor ya? Sen kimsin o Ayaz Asası? Alırım. Onlar güzel paraya gidiyor çünkü. Bireyi alacaktın mı? Hadi ama. Baş kaptanımız nerede? Ölüm Mührü Hazine Haritası. İşte benim aradığım da buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... 4 adet bölge işaretlenmiş durumda. Bizim hikayemiz de burada başlıyor. Peki hikayenin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Eminim istiyorsunuzdur. İlk önce sandığa ulaşacağım. Sonrasında sizin için hikayeyi okumaya başlayacağım. Ölüm Mührü bir korsanın hikayesi. Çevirmen arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Haknir Ölüm Mührü ölüyordu. Geminin serdümeni Garuk Yelkırağı'na göre bu imkansızdı. Büyük babası da Haknir'e hizmet etmişti. Hemen hemen 16 yıl önce bile kuzeyin korsanları arasında bir efsaneydi. Hayaletlerin kralı derlerdi. Yelken açtığı deniz ebedi ve acımasızdı. Garo'a göre onu savaşta gören adam, Stralrim'in çekiciliğiyle parlayan eski kralların zırhı ve ot düşmanlarının ot biçen ikiz şemsiriyle Haknir'in bir tanrı olduğuna inanırdı. Fakat Haknir'den kendi mürettebatından başka kimse o kadar korkmazdı. Öfkesini, deliliğini ve işkencesini bilirlerdi. Hatta bazı söylentiler vardı. Öldürdüğü insanların ruhu ve kanıyla beslenerek daha uzun yaşarmış. Kimine göre bir Dayadra'ydı. Fani dünyadan göçmüştü. Kimine göre gücünü ve ömrünü kılıcının ve zırhının yakın prensi Dagon ile yaptığı anlaşmalardan alıyordu. Ve anlaşmanın mührü de bakanların ürktüğü yüzündeki asla iyileşmeyen yaraydı. Yani ölüm mührü. Garuk, mürettebatın başında geminin miğfercisi ve ezeli rakibi Talin ile kısa bir konuşma yaptı. Bu sırada tüm bu olaylar zihninde dolanıyordu. Gün batımında ikisinden biri kaptan olacaktı, diğeri ise ölecekti. Haknir odasından çıktığında mürettebat sessizliğe gömüldü. Çelimsiz görünüyordu. Sesi de kesik, kesikti. Yine de üzerindeki hegemonyasına hakimdi. Adamlarına göz gezdirdiğinde onunla göz göze gelenler, en azılı katil olanlar bile denizin uçsuz bucaksız noktasında kaçma isteği duyuyorlardı. Sonunda konuşmaya başladı. Halefimin kim olacağını ve hazinemi nasıl bölüştürüleceğini merak ediyorsunuz. Bu bir soruydu. Yine de mırıldanmalar oldu. Haknir gürültüyü kesti. Bunca yıldır yerimi alacak kalifiye birini arıyordum. Veya onu benden alacak kadar kuvvetli birine. Hiçbiriniz buna layık değilsiniz ve beceremeyeceksiniz. Ellerini uzattı. Dagon'un adına zırhım ve kılıcımı lanetliyorum. Bu gemi ve tüm taşıdıkları. İçinizden biri çıkıp beni savaşta mağlup edeceği güne dek hiçbiriniz bir sikke dahi altın yok. Gözlerini adamların üzerine gezdirdi. Canlarınızı bağışladığım için minnettar olun. Garuk ve Talin göz göze geldi. Bir kişi çıt çaya çıkarsa isyan bayrağı açılacaktı.
Yüzlerce hazine avcısı korsan bir ihtiyar adama karşıydı. Fakat bu adam Haknir'di. Mürettebat sessizdi. Haknir, Garuk'un ayağına doğru bir harita fırlattı. Garuk, tekneyi al ve zırhımı işaretlediğim yere göm. Talin, senle ben altınlarımı gömeceğim yer olan mezarıma gideceğiz. Sonrasında gemiyi yakın, artık sizin kaptanınız değilim dedi. Ve arkasını dönüp odasına girdi. Tan ağarırken Garuk yanında üç adamla beraber kayığa atlayıp ayrıldı. Haknir'in işaretlediği yer olan Solestheim'in kuzey sahiline vardılar. Kamp kurup kazmaya başladılar. Lakin açgözlülük Garuk'un kalbini kemirmeye başlamıştı. Yanlarında taşıdıkları parlayan zırha bakıp duruyordu. İhtiyar adam gitmişti, belki de ölmüştü bile. Emirleri de geçersizdi. O gece Garuk gizlice sandığı açtı ve miğferi aldı. Stalrim ay ışığında parlıyordu. Zamanı gelmişti. Yeni Hayaletler Kralı'nın yükselme vakti gelmişti. Miğferi kafasına geçirdi ve çığlık attı. Dediklerine göre Solestheim'in kayalık kuzey kıyısında ay ışığında onun çığlığı hala duyabiliyormuşsunuz. Dipnot. Bu hikaye efsanevi korsan kral Haknir ölüm mührüne ait. Haknir destanının son hikayesidir. Anlatılanların ne kadar hatta tamamının doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Bunu okura bırakıyorum diye Artise Darelan adında bir kahin tarafından not düşülmüş. O zaman hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Ölüm mührü miğferi. Suda soluma, tüm ölüm mührü setini giydiğinde %100 hız kazanırsın. Biraz önce bir parça daha almıştık. Hemen parçanın yerine bakalım. Sol üstte. Şu an biz buradayız. Sol üst tarafta. Sol üstte ışınlanabileceğimiz bir yer varsa hemen oraya gidiyoruz ki şurada bir yerde olacak. Ölüm mührü, zırh eldivenleri. Çifte silah kullanırken tek el saldırıların giydiği her ölüm mührü parçası başına %10 daha fazla hasar verir. Ölüm mührü zırhı. Giydiğin her ölüm mührü zırhı dayanıklılığını %15 arttırır. Yüzde değil, sadece 15 arttırır. Ölüm mührü çizmeleri. Giydiğin her ölüm mührü zırhı taşıma kapasitesini 10 arttırır. Gael'den Hul köyü anahtarı. Evet, zannedersem son gideceğimiz yeri de bulmuş olduk arkadaşlar. Hemen bakalım nereye açılmış. Höyük. Evet, burası. Daha önce buraya da gelmişim zaten. O zaman bence artık videoyu kesmenin bir yanı sıra hikayenin devamını birlikte sakin sakin izleyebiliriz diye düşünüyorum.
Oldukça da merak ediyorum. Bu arada zırha bir bakalım isterseniz. Ben şahsen oldukça merak ettim. Hafif zırhmış bu arada. Silah olarak da almıştık bir şey. Stalrim savaş balyozu. Oldukça başarılı bir silah. Görüntüsü de gayet iyi. Bizim Moğollar zamanındaki şeylere benziyor. Kıyafetlere benziyor. Kıyafet denmez de pek. Zırhlara benziyor daha doğru, evet. Deniz anası ile hiç kapışmadan usul usul buradan kaçıyorum. Yol üzerinde öldürülmüş insan gördük. İsmi de yazıyordu ama o burada büyük bir katliam olmuş bildiğiniz. Acaba bir meydan okuma mıydı diye insan şüphe etmeden de geçmiyor değil. Ben pek birini göreceğimi zannetmiyorum. O yüzden biraz daha sakin gideyim dedim ama bir anlık böyle bir kılıç sesi duyar gibi oldum. İki kişi var. Şöyle dikkatlerini çekelim. Üzerime koş zaten, evet. Oku da bu oradan vur. İnşallah. Hop, yanlışlıkla yayını aldım senin. Üzerimde hala yer var. O yüzden çok sıkıntı değil. Hadi bakalım bu hüyeye girelim. Finalde ölüm mührünün izini taşıyan adamı görebilecek miyiz? Bakalım. Hep birlikte görelim. Şimdi öldürülmüş bir maceracı ile başlıyoruz. Stern neydi adı, çok pardon. Stalrim katmanları var. Stalrim katmanlarını açabilmek için ilk olarak şunu belirtmem gerekiyor ki elinizde eski kuzeyli kazması olması gerekiyor. Buradan başlayalım. Sanırım doğru yerden ilerlemişim. Şunları şöyle tek tek tıklayıp alamıyor muyum ya? Aha, etkinleştiriliyor valla. Oo, paranın adını koyduk arkadaşlar. Bunu da al, bunu da al, bunu da al, bunu da al. Bunları hep al. Bunları böyle komple al. Bunlar lazım. Kendimi resmen sokakta böyle para bulmuş topluyor gibi hissediyorum şu an. Ketan sargı lazım diye şöyle yapalım. Ciddi bir para birikti yalnız şu an. Elmas var orada, onu da alalım. Koleksiyona katarız. Zırh mır ne çıkarsa alıyorum arkadaşlar ben şu an. Oyunlarda aşırı derecede para gözümdür. Yani yerde gördüğünüz bir altını bile alırım. Hiç affetmem. Ki burada da bir korsanın hazinesinden bahsediyoruz. Affetsem yakışmaz. Arada çok abuk subuk şeyler aldım. Onun ben de farkındayım da. O yapacak bir şey yok. O heyecandan. Heyecandan arkadaşlarım. F-Cenk baltası gerek yok. Ben her ihtimale karşı yayımı çıkartıyorum. Acaba hastanenin zırhı yapılabiliyor mudur Demirci'de? Herhangi bir koruma yok gibi. Burasının bu kadar parlaması da çok iç açıcı değil açıkçası. Şuradan geçtiğimde bir şey olur mu? Hayır. Şu an çok gerginim. Aşırı derecede gerginim. Haknir ölüm mührü. Kan tırpanı diye bir silah aldım. Hemen onu ben
Elime takmak istiyorum. Ruh doğrayan kullanıldığında 15 sağlık çalar ve hedefin zırhı kırılır. Bir yerden bir şey çıkacak. Değil mi? Ya da bir yerde bir şey oluyor, bilmiyorum. Evet, bizimki çıktı. Şuna da bakayım, öyle geleceğim. Sen de bir şansımı denemek istiyorum ya. Olmadı. Ölülerin arasında yaşayan biri, evet. Aynı zamanda ölüleri tekrar öldürebilen türden biri. Nerede çıktın sen? Ha, bir de senin sayfan çıktı, okey. Hop. O zaman ben buradan kaçıyorum ve sizin yeni kılıcınızı deniyorum. Hayır, o değil. Çok pardon. Bu. Şöyle sizin sıkılmamanız adına görüntüyü de şöyle alayım. O tepemdeki ok da çok iyi duruyor bu arada yani. Hadi gel 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 gel. Gel hadi gel. Ya vuruşlarınız bir şey ifade etmiyor. Tabii şimdi okuduğumuz kitapta da şöyle bir olay vardı. Bütün gemiyi lanetliyordu. Muhtemelen bunlar da bu yüzden duruyor. Artı içinde bakayım. Evet, ektoplazma var içlerinde. Bunları da ben daha sonra toplarım. Hayaleti tutup boynundan yakalayıp ondan sonra önüme çekip göğsünü değiştim. Evet. Neredesin tatlı çocuk? O zaman arkadaşlar, şov yapmaya başlayalım artık. Daha fazla uzamasın bu konu. Şok hasarı atıyor bir anda. Her zaman Spellcaster önce indirin arkadaşlar. Ne oldu bunlar? Ha, bu arada Tarin'miş bu. Tarin çok oynaksın yalnız. Sende ekstradan bir şey çıkacak mı merak ediyorum. Elmas altında bir yüzük çıktı. Ölümden kaçamaz derken, ölümün ben olmadığını nereden biliyorsunuz? Hı? Ya ölümü size getiren bensa? Aslında arkadaşlar, ben kendimi burayı böyle bir hızlandırmak adına farklı bir yardımcı çağırsam bence fena olmaz gibime geldi şu an. En azından şu gereksiz salsata kısmını daha hızlı yapacağız. Gördüğünüz gibi. Bu da tamam. Yeah!
Kartskaft'tan tanıdık olduğumuz sahneler bunlar arkadaşlar. Ruhani kalıntılarına baktığımda Ruh Doğrayan adında bir kılıcı daha çıktı. Çift kılıç olduğunu söylemişti zaten. Burası yıkılıyor mu? Hayır. Güzel. Diğer kılıca da bakalım hemen. Arkadaşlar bu hikayeden şunu öğrendik ki bir kan tırpanı adını ki bunu da dolduralım bitirmişiz hemen. Bir de Ruh Doğrayan adında iki tane kılıcımız oldu. Ruh Doğrayan kan tırpanını kullanırken %15 efsun emiyor ve bir ihtimal büyüsel savunmayı kırıyor. Kan tırpanında Ruh Doğrayan kullanıldığında 15 sağlık çalıyor ve hedefin zırhını kullanıyor. Yani çift el olarak takıyorsunuz. Şu şekilde double vuruş atıyorsunuz. Tek gözlü Hakon'a da biz yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu arada eminim ki benim de olduğu gibi sizin de şu an aklınızda bir şey kaldı. Acaba o girişin diğer tarafında ne vardı? Hadi gidip bakalım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yazık ki bu taraftan bir şey çıkmadı. Ben size burada bu videonun sonunda veda ediyorum. Bence güzel bir hikayeydi. En azından böyle hani sizi yönlendirdiği değil de size ipucunu verip gittiğiniz yerler benim oyun içerisinde daha çok hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben ara ara bu tarz görevleri çekmeye çalışıyorum. Ama çoğunu yaptığım için açıkçası uzun tutmak çok hoşuma gitmiyor ki siz de görüyorsunuz zaten. Hani olabildiği kadar hızlı bir şekilde oynuyorum ama ne yazık ki uzun sürüyor. Bu şekilde ara ara videolar atmaya çalışacağım ben. Umarım seversiniz. İzlemeye devam ederseniz de beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Hepiniz hoşça kalın.